getiriyor. Ama demek ki Arjantin'de milletin burasına geldi ki abi tamam ne diyor. Ne olursa ya. Olsun. Yani dolar olsun yerden diyor ya. Kopsun, dolar değil olsun mi? Düzelsin de diyor. Dolar olsun diyor. Yani şey Arjantin Merkez Bankası'na kafayı takmış durumda bu evet, arkadaş. Evet, aynen. Bir kere kapatacağım diyor. Şöyle bir ifadesi var Arjantin Merkez Bankası ile ilgili. Merkez Bankası'nı dünyanın en büyük çöplüğü olarak nitelendiriyor. Evet. Yani düşünsene. Başkansın sen ülkenin Merkez Bankası'nı. Diyorsun ki bu şey böyle merkez bankalarını ayırmış. İşte bir Fed var diyor o kötüdür. Latin Amerika Merkez Bankaları daha da kötüdür. En kötüleri vardır. Bir de Arjantin Merkez Bankası vardır. Yani onu kategorinin en aşağısına çeviriyor. Varsa Nuri Sevgen Halkan abi. Var sorun. Ama bu söylediğine de yani biraz aslında bu tarafı işin dünyada özellikle bazı yerlerde ama bazı yerlerde daha öne çıkıyor ama genel olarak da böyle bir eğilimden bahsetmek mümkün herhalde. Kurumların güçlenmediği, zayıfladığı bir süreci de yaşıyoruz. Yani bunun da mutlaka bir takım sonuçları olacak. Böyle bazı insanların, liderlerin söylemine indirgenmiş bir şey haline gelmeye başlıyor. Kurumlar güçlü değil. Burada işte bir takım liderlerin, burada gördüğümüz örnekte gördüğümüz gibi onun Merkez Bankası şimdi bu bir büyük bir tartışma konusu olması gerekir. Ya ben burayı çöplük diyeceğim. Sonrasında da burayı da kapatacağım. Bu nasıl bir şey yani? Ama bakalım belki de uzun şeyli de olmaz. Bolsonaro çok olamadı. Bir başka Lula geldi işte yerine. Arjantin'de de Bolsonaro da kaçtı gitti. Bakalım ne olacak burada ama ben... Burada müsaadenizle bir araya girebilirsem. Lütfen. Popüler kültür aslında Z kuşağını biraz daha iyi analiz etmek lazım burada. Yani baktığınız zaman özellikle merkeziyet sistemi sevmiyor Z kuşağı. Doğal olarak hani böyle Merkez Bankası... Bu arada hani Merkez Bankası falan biz hani çok önemli falan milli para diyoruz ama Amerika'da Merkez Bankası'nın kuruluşu çok sonradır. Yani baktığınız zaman çok 1900'lerin başında 1914 yanlış hatırlamıyorsam kuruluşudur ki onu da bir kriz çıkararak kurduruyorlar. Çünkü Amerika'da Merkez Bankası kurulmasının hiç istenmiyor. Ki Amerika'daki Merkez Bankası sistemi çok farklıdır biliyorsunuz. Orada bir Merkez Bankası, fiilen bir Merkez Bankası da var. Hatta şey söylenir, Amerika'nın Lincoln öldürülme sebebi Merkez Bankası kurulmasını istemediğinden dolayı suikaste kurban gittiği yönde söylemler ya da derin komplolar da vardır. Ya o yüzden Merkez Bankası ne kadar yararlı, yararsız bunu biraz iktisadi açıdan değerlendiğiniz zaman çok daha farklı yerlere gidebiliyorsunuz. Ama başkasının bastığı parayı kullanmak da farklı bir risk yaratır. Neden? Çünkü o para bastığı ülke, Amerika bastığı parayı neye göre basıyor? Kendi ekonomik verilerine göre basıyor, enflasyonuna göre basıyor. Siz onun enflasyonu bir anda o parayı kullandığınız zaman enflasyonu çat diye Amerika'nın enflasyonu düşer. Ama bir süre sonra siz zorlanmaya başlarsınız. Mesela dış satış yapamazsınız. Çünkü doğal olarak sizin paranız fazla değerlenmeye başlar. Burada başka sıkıntılar ortaya çıkar. O yüzden hani kısa vadede evet etkili oluyor. Biz bunu denedik. Yani biz de bunu denedik. Biz de Amerikan dolarına çıpaladık paramızı. Merkez Bankası bir kenara koyduk. Hatırlar mısınız? Kimse hatırlamaz. 2001 kriz öncesi biz bunu yaptık. Net dış varlık kadar net iç varlık sokalım dedik. Merkez Bankası'nı bir kenara koyduk. Bir sürü banka short pozisyon açtı. Sonra patladık. Yani o yüzden hani bunu doğru politikalarla desteklemezseniz işin sonu farklı bir yere gidiyor. Yani o Stanley Fischer'ın önerisiydi bize, IMF'nin önerisiydi. Böyle yapın demişti. Yaptık ama krizi patlattık. Evet. 2001 krizini. Şöyle ya benim söylediğim merkez bankalarının varlığı, yokluğu sonuçta bunlar hepsi tartışılabilir. Ama yerine bir şey koymak lazım. Yani çöplük deyip sonra yani ben söyleyeceğim siz de yapacaksınız noktasına getirdiğin zaman kurumsallaşmayı güçlendiren bir şey olmuyor. Benim sadece dikkat çekmeye çalıştığım şey o. Soracağım soruya gelince şimdi borsa hakikaten... Bir borsaya geçelim çok kısa bir su bunu bitirmek adına. Mesela bunun bize etkisi olmaz diyebilir miyiz Nuri Sevgen tamam. Bu mesele? Yani Arjantin'de doğru işte Milei seçilmiş gelişen ülkeler aman işte krize mi gider buradan olumsuz etkilenir bir yayılma etkisi olur falan... Çok uzak bize diyebilir miyiz? Zaten Arjantin hani hazırda çok da iyi değil ekonomisi zaten ama kafalarda varsa şu soru işareti. Çok kısa bir yorum. Sonra Hakan abi.
tarih boyunca yani en azından benim mesleki profesyonel olarak çalıştığım dönem boyunca her zaman biz Arjantin'le yakın ekonomiler olarak dünyada öngörüldük. Yani ne zaman krize girseler onlar ya da biz bir şekilde benzer şekilde krize giriyorduk. Aynı kırılganlıklara sahip ülkeleriz aslında. O yüzden Arjantin bizim açımızdan önemli bir case study dediğimiz bir durum. Yani önümüzdeki dönemde özellikle 10 Aralık'tan sonra Peruk'la kaplı Javier Milei ne kadar bunları gerçekleştirecek bunu göreceğiz. Bunları gerçekleştirdikten sonra eğer önemli bir başarı sağlarsa bu bizim açımızdan da belki krizden çıkışta veya öngördüğü uzun vadeli bakışta bizim açımızdan bir yol haritası olabilir. Ya da o tükaka aman bunları yapmayalım diye bizim önümüzde önemli bir durum da ortaya çıkabilir. Ama demin de söylediğim gibi Arjantin şu aşamada zaten dipte. Bu dipteki harekette yaptığı her böyle olumlu bir tavır aslında onu yukarı doğru yükseltecek. Bu bir yerde bizim açımızdan olumlu olabilir. Çünkü eğer oradaki bir başarı bizim CDS başta olmak üzere dış borçlanmamızı olumlu şekilde etkileyecektir. Ama oradaki başarısızlık bize bir şekilde yansıyabilir ama ilk etapta böyle sıcağı sıcağına bizi direkt etkileyecek bir durum değil. Doğru söylüyorsun. Ama orta uzun vadede bizim çok yakından takip etmemiz gereken, çünkü dünyanın da yakından takip ettiği bir ülke aslında. Bir yanıyla da sonrasında konuşuruz. Arjantin ile Türkiye arasında benzerlikler vardır ama bazı ciddi farklılıklar da var. Arjantin imalat sanayi ihracatının içerisinde %20'yi bile zor bulan bir ülkedir. Bizimse imalat sanayi ihracatımızda %80'leri bulan hatta aşan bir ülkeyiz biz. Onun için davranış farklılıkları da var. Yani ekonomilerin davranış farklılığı. Bunu şimdi eklemek lazım. Şimdi Arjantin dediğiniz ülke 20. yüzyıl başlarında dünyanın ilk 7 ekonomisinden biriydi. Çok büyük bir ekonomiydi. Yani Avrupa'ya çok fazla özellikle tüccar gönderirdi. Orada biliyorsunuz işte hatta Evita müzikaliyle falan da biz de kısmın işin müzikal kısmını gördük ama o Peron zamanında enteresan şeyler yaşandı orada. Ya Arjantin aslında temeli çok geçmişte çok sağlam iyi bir ekonomiyken sonradan çok kötü bir yere gelmiş. Aslında bunu oturup çalışmak ya bunları yapmamak lazım dediğiniz bir ülke aslında. Aynen. Fatih Hoca'nın şeyini sen ilginç tablosunu hatırlıyorsun değil doğru, mi? Doğru. 57'den 27'ye nasıl Arjantin'in gerilediği, Türkiye'nin de 28'den 56'ya nasıl çıktığı da ayrı bir konu. Ben sorumu soruyorum. Hadi şimdi... sor, aklına hadi sonuna geliyoruz. Geldik.